şey kesitleri şekildeki gibi olan kaliye kaplarında 10 derece Celsius sıcaklığında su vardır. Kapların boş kısımları 30 derece Celsius evet, sıcaklığındaki su ile tamamen dolduruluyor. Denge sıcaklıkları ne olabilir? Arkadaşlar denge sıcaklığı ısı sahası büyük olana daha yakın olur. O halde şöyle yaparsak burası 10 tam ortası 20 burası 30. K kabında 30 dereceden daha fazla olduğundan dolayı K'nın sıcaklığı 20 ile 30 arasında olmak zorundadır. L kabında ise 10 derece Celsius'teki sudan daha fazla olduğundan dolayı bu da arkadaşlar 10 ile 20 aralığında olmalıdır. O halde doğru cevabımız D olur. İki cisim birbiriyle ısı alışverişi yaptığında cisimlerin sıcaklık değişimleri eşit oluyor. Evet arkadaşlar bu iki cismi şöyle yazalım. M1 C1 delta T eşittir. Diğeri M2 C2 delta T sıcaklık değişimleri eşit olduğundan dolayı demek ki kütleleriyle öz ısılarının çarpımları birbirine eşittir. Yani bu iki maddenin ısı sahaları kesinlikle birbirine eşittir diyebiliriz. Hal değiştiren bir madde için niceliklerinden hangisi değişmez? Arkadaşlar bir madde hal değiştirirken moleküller arası uzaklık artar. Bir madde hal değiştirirken bunun sıcaklığı değişmez. Potansiyel enerji madde hal değiştirirken ısı alıp ya da ısı verdiğinden dolayı potansiyel enerji de değişir arkadaşlar. O halde doğru cevap B'dir. Açık bir ortamda uzun bir süre bekletilen ve başlangıçta sıvı halde olan bir cismin sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Bu madde ile ilgili. Evet arkadaşlar baktığımızda bunun sıcaklığı 90'dan 60'a düşmüş birinci aralıkta. Sıcaklık azaldığından dolayı çevresine ısı vermiştir. 2. Erime ısısı 60 derece Celsius'tür. Arkadaşlar burada erime ısısı değil. Elime sıcaklığı 60 derece Celsius'tür. Üçüncü olarak 5T anından sonra bu madde katı haldedir. Görüldüğü gibi T 5T aralığında sıvı donmuştur ve 5T anından sonra bu madde katı hale geçmiştir. O halde doğru cevap 1 ve 3'tür. Katı bir cisim düzgün biçimde ısıtılarak gaz hale geçmesi sağlanıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu cismi için ayırt edici özellik değildir? Evet arkadaşlar erime sıcaklığı ayırt edici özelliktir. Erime ısısı yine ayırt edici bir özelliktir. Erime süresi bizim bu maddeye verdiğimiz ısıyla ters orantılı olarak değişir. Erime süresi ayırt edici özellik değil. Bunun dışında arkadaşlar hal değiştirme sıcaklıkları ve hal değiştirme ısıları ayırt edici özelliktir. Bir kaptaki su düzgün biçimde ısıtılarak kaynaması sağlanıyor. Bu sıvının kaynamaya başlaması için gerekli süre aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Arkadaşlar kütlesine ve öz ısısına bağlıdır. Kütle az olursa daha kısa sürede kaynar veya öz ısısı az olursa daha kısa sürede kaynar. Isıtma işleminin yapıldığı yerin deniz seviyesinden yüksekliği. Eğer yüksek bir yerde bu işlemi yaparsak basınç az olacağından dolayı daha düşük bir sıcaklıkta kaynamaya başlar. Isıtıcının gücü. ısıtıcı ne kadar güçlü ise o kadar kısa sürede kaynar. Fakat buharlaşma ısısı arkadaşlar kaynamaya başlaması için gerekli süreyi etkilemez. Başlangıçta katı olan eşit kütleli kahveli cisimleri ısıtıldığında sıcaklık ısı grafikleri aşağıdaki gibi oluyor. Buna göre K'nın öz ısısı L'ninkinden küçüktür. Arkadaşlar örneğin Q kadar ısı verdiğimizde K'nın sıcaklığı daha çok artmış. Demek ki K'nın öz ısısı daha azdır. 2. K'nın buharlaşma ısısı L'ninkinden küçüktür. Baktığımızda arkadaşlar örneğin buraya 2Q dersek. K arkadaşlar bu aralıkta görüldüğü gibi hal değiştirmiş. L ise Arkadaşlar hal değiştirmiş ve daha sonra tekrar bunun sıcaklığı artmış. Ayrıca arkadaşlar bakarsak burada buharlaşma ısısı diyor. Madde ilk başta katı olduğundan dolayı biz buharlaşmaları bu şekilde kıyaslayamayız. Son olarak K'nın kaynama sıcaklığı L'ninkinden büyüktür. Görüldüğü gibi K daha yüksek bir sıcaklıkta kaynamış. O halde doğru cevabımız 1 ve 3'tür. Aşağıda bazı maddelerin öz ısıları verilmiştir bu maddelerden eşit kütlede alınarak özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılırsa hangisinin sıcaklığı en az artar? Arkadaşlar Q eşittir. Mc delta T bağıntısına göre kütleler eşit. özısı ne kadar büyükse sıcaklık değişimi o kadar az olur. Burada tabloya baktığımızda öz ısısı en büyük olan sudur. Düşey kesitleri şekildeki gibi olan XYZ kaplarında H yüksekliğinde 2T sıcaklığında su vardır. Kaplara su yükseklikleri 2H oluncaya kadar T sıcaklığındaki sulardan ekleniyor. Isıl denge sağlandıktan sonra kaplardaki sıvıların denge sıcaklıkları arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar denge sıcaklığı ısı sahası büyük olana yakın olur. O halde baktığımızda arkadaşlar birinci kaba baktığımızda her iki alt taraf ve üst tarafın birbirine eşit olduğu görülür. O halde Tx eşit olur. T artı. 2t bölü 2'den 1,5t. Aynı şekilde arkadaşlar t de 1,5t olduğu görülür. Fakat üçüncü kaba baktığımızda burada t'den daha çok olduğundan dolayı z'nin sıcaklığı arkadaşlar t ile 1,5t arasında olmak zorundadır. O halde tx ve ty eşit olur. Onlar da z'den daha büyük olur. Müzik